Köroğlu Dağları'nın kuzeye bakan yamaçlarından itibaren başlayan kayın karışık ormanları daha yukarılarda yerini çam ve göknar ormanlarına bıraktığı görülür. Daha kapsam ovalarda Göynük ve Sünnetgeli çevresindeki dağlarda genellikle buzluk orman ve baltalık kuru özelliğinde olan bitki örtüsüyle kaplıdırlar. Köroğlu, 16. yüzyıl halk şairlerimiz içerisinde kavganın özgürlüğün sembolüdür. Doğum ölüm tarihleri bilinmeyen bir eski efsane kahramanı olan Köroğlu'nun adını alan bir şairimizdir. Bu şairin 3. Murat zamanında 1574-1595 Osmanlı ordusuyla İran savaşlarına katıldığı 1578-1584 bilinmektedir. Bolu Bey'inden babasının intikamını almak üzere dağlara çıkan, yiğitlik ve iyilik severliği destanlaşan İsyancı Köroğlu ile Şair Köroğlu halk zihninde kaynaşmış durumdadır. Aslında çok daha eski bir efsanedir. Köroğlu halk şairlerimiz içerisinde kavganın ve özgürlüğün sembolüdür. Şiirlerinde coşkun bir seslenişle yiğitlik, dostluk, aşk, doğa sevgisi çok sade bir dille anlatılır. Bu şiirler hikayeci aşıkların nesirle anlatılan hikayeleri arasına serpiştirilmiştir. 24'ü bulan bu hikayeler, Türklük dünyasına yayılan bir Köroğlu destanının doğuşunu hazırlamıştır. Bazı öykücüler, Kitaplara yazdıklarını filme de aktarmışlardır.